Biz hazırız. Dersimizi iyi çalıştık. İlk kutu müsabakamız olacak. Bu yıl bu hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. En ufak bir sapmamız yok zaten. Paralimpik oyunlara kota sıkıntısı yaşayacağımızı zannetmiyorum. 2008'den bu yana her paralimpik oyunlarda artarak süren bir grafiğimiz var. Madalya sayısı bakımından, sporcu katılım sayısından olsun. Bizim hedeflerimiz hiç değişmiyor. Her yılın bundan emin olması gerekiyor. Biz Tokyo'da 4 madalya çıkardık. 2024 Paris'te bunu 6, 7, 8 yapmak istiyoruz. Alttan gelen genç sporcularımız var. Bu yıl Dünya Şampiyonası'nda 3 tane genç kardeşimiz madalya aldılar. Onlardan Tokyo'da da çok ümitliyiz. Biz de yerli üstümüzden düşen sorumluluğu yerine getirip madalyalar almak istiyoruz. Evlerinde oturup hayatının sonunun gelmesini bekleyen bir sürü engelli kardeşimiz var. Bunu yapmayın. Yeni birlikte spor yapalım. Hayata yeni başarı hikayelerini sunalım diyorum ben. O engelli kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Ulaştıklarımız oluyor. Ulaşamadıklarımız oluyor. Bizlerin başarılı hikayelerine ne kadar çok haber yapılırsa o evinde bekleyen engelli kardeşlerimizin kendine olan inancı bir kat daha fazla artıyor. Ben de yapabilirim. Ben de Abdullah yaptıysa, Nesim yaptıysa bunu ben de başarabilirim. Demelerini bekliyoruz. Burada tabii en büyük sorumluluk bence anne ve babalara düşüyor. Çocuklarınızın özgüveni olmayabilir, spor yapmak istemeyebilir belki, utanıyor olabilirler. Onları teşvik edecek, spora yönlendirecek olanlar sizlersiniz. Ufak bir destek, ufak bir motivasyon konuşması. Onu bir yere spor salonuna getirin. Zaten yenisi çorap suyu bir yerce. Bundan emin olabilirsiniz. Ben TR Sandalye Basketbolu'ndan masenesine geçiş yapmıştım. Basketbolda minnağımdaydım. Zor bir karardı. Benim antrenörüm İlham Kılıç Aya. Artık ikisinden birini seçmemiz lazım. Yani maçlar çakışıyor. Zor bir süreç oluyor. Benim de hep aklımda bireysel sporlarda hani dünyanın en iyisi olmak vardı. İlham Hocam da bana dedi ki masenesini seçersen sen dünyanın en iyisi yapacağım ben dedi. Bundan emin olabilirsin dedi. O yetenek var sende dedi. O geçiş kararını verirken çok zorlanmıştım. Yine bir Slovenya turnuvası. Sene 2011 olması lazım. 4 yıllık bir sporcuyum artık. Hani Ferdiler'de madalya almam lazım. Ama bir türlü o madalya gelmiyordu. Yine Kore'de rakibim vardı. Tokyo'da yendiğim finalde. 3-1 yendiğim rakibim. 2011'de beni çok iyi yendi. 3-0 yendi. 11-1, 11-2, 11-4 setler. Toplamda 6 sayı falan aldım yani 3 set boyunca. O gün hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü ben İlham Hocam'ın yanına gittim, ben bırakıyorum dedim. Bir yıl önce bırakmayı düşündüm. Masterisinde bir yıl sonra Avrupa şampiyonu olursunuz. Ve bundan 3 yıl sonra da işte 2016'da Rio'yu alıyorsunuz. 4 yıl sonra da Tokyo'yu alıyorsunuz ve artık hedefler büyüyor. 3. Olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalara devam ediyoruz. Evet, biz gerçekten paralimpik branşlar içinde bugüne kadar en çok madalya alan branş olmanın verdiği bir haklı gururumuz var. 2008'de 1 ile başlayıp 2-3 diye devam eden bir süreç. En son 2020'de çok ciddi bir madalya sayımız vardı. Şimdi tabii hedeflerimizin üstüne çıkmamız lazım işin açıkçası biraz da. Hani 2024 bizim için çok daha bir önem arz ediyor. Tabii bizim hedefimiz ölene kadar bu sporu yapmak değil. Gelen alttan gelen insanlara bir rol model olabildiysek bizim için en büyük kazanç, en büyük madalya aslında biraz da bu oluyor. Gerçekçi olmak lazım. Neticesinde 8 milyon engelli bir nüfusa sahip olan bir ülkeyiz ve bunun 3 milyonu bedensel engelli bir çok ciddi rakamlar. Hani Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan daha fazla engelli ya da dezavantajlı diyebileceğimiz insanımız var. Şimdi biz onların hayatına dokunmakla da aslında mükellefiz biraz yaptığımız iş gereği. Tabii aldığımız madalyalar, paralimpik kavramının önemi arttı her şeyden önce. Başarıyla birlikte. Şimdi başarı geldikçe ülkede paralimpik kavramını algıladık. Biraz daha fazla ses getirdi. Biz bir toplumda bir bireyiz ve biz bu toplumda kendimizi
bir birey olduğumuzu her şeyden önce kendimize ispatlanmamız lazım. Bu ispatın yolu da yıllardır savunduğum bir tezdir. Spor ve sanatla olabileceğine inanıyorum. Çünkü kendi kanıtlama, özgüven, işte toplumun içinde bir birey olduğunu fazlasıyla kanıtlama çabamız ancak spor ve sanatla olabileceğine inanıyoruz. Ailelere tabii burada çok büyük iş düşüyor işin açıkçası. Hani bizler gördükçe, bizler televizyonda işte kitle iletişim araçlarında veya sosyal medyada gördükçe onların da benim çocuğum da acaba yapabilir kısmını yavaş yavaş geçtiğini fark ediyoruz. En mutlu olduğum gün tabii biliyorsunuz masa tenisi Çin ve Kore egomanyasının olduğu bir süreç ve Türkiye'de dünya şampiyonluğunu ilk getiren sporcu ben olmuştum 2014'te Pekin'de. Çin'in başkenti yani bu sporun atasının ataspor diyebileceğimiz ülkenin başkentinde tabiri caizse set vermeden dünya şampiyonu olmuştum ve büyük sürprizdi. Onu kelimelerle hala anlatırken tüylerim diken diken oldu. Çünkü Avrupa'da şunu gördü. Çinliler ve Koreliler yenilebiliyormuş. Yani bunu fazlasıyla ispatladı. 12 Londra Paralimpik oyunlarında katılım hakkını elde etmiştim. Bu süreç beni bayağı bir katılım hakkını elde ettiğim halde başka bir oyuncuyu benim yerime aldılar. Yani farklı bir kuraldan dolayı. O an çok üzülmüştüm. Hatta o an bırakmayı bile düşünmüştüm. Ama ya bırakıp hayatıma devam edecektim ya da dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecektim. Ben ikinciyi tercih ettim. Bu beni son derece haklı çıkarttı ve mutlu oldum sonrasında. Bazen dönem dönem idari kısımlarda sıkıntılar yaşadığımızda yıpratıyor bu biraz beni ama tabii onlara da alıştık işin açıkçası.